Hayır. Başka? Evet. Samsun'da 4 kız çocuğu lösemi tedavisi gören çocuklara destek olabilmek için annelerinin yaptığı pasta ve börekleri evlerinin bahçesinde satarak lösema bağışladı. Tekkeköy ilçesi Çay Mahallesi Şah Zeynettin Caddesi'ndeki evlerinin önünde masa kuran yaşları 9-13 arasındaki Durunil Bülbüloğlu, Gülselin Kaya, Sıla Kaya ve Filiz Albayrak, lösemili çocuklara destek olabilmek için annelerinin yaptığı pasta ve börekleri satmaya başladı. Müşteri çekmek için elleriyle kağıt üzerinde oluşturdukları işaret levhalarını asan küçük kızlar 275 liralık satış yaptı. Minik yürekli 4 kız topladıkları 275 lirayı kendilerini ziyarete gelen LÖSAM Yönetim Kurulu üyesi Sema Danışmaz'a teslim etti. Miniklerin böyle bir proje yaptığı haberini alınca çok duygulandığını belirten Danışmaz, minik yüreklerin büyük davranışı bizleri oldukça duygulandırdı dedi. Stand açmışlar, evlerden bir şeyler getirmişler, annelerine pastalar yaptırmışlar, börekler yaptırmışlar. İşte satabileceğimiz objeler diye düşünmüşler, evden ne bulursa masa koymuşlar. Masanın üstlerine 4-5 tane çocuğumuz o küçük beyinleri ama büyük yürekleriyle lösemili çocuklar yararına satış yapmışlar. Oradan gelen geliri de LÖSAM'a bağışlıyorlar. Ben bu çocuklarımıza çok teşekkür ediyorum. Miniklerse böyle bir projeyi yaptıkları için mutlu olduklarını belirtti. Esinlenerek bu yaz boyunca birkaç arkadaşımla birlikte bir kafe açtık. Orada evimizden falan bir şeyler getirdik ve satışımızı yaptık. Sonucunda bayağı bir para aslında topladık. Şu anda işte bunları sergiliyoruz. Birkaç arkadaşlarımızla birlikte LÖSAM'a yardım etmek için bir sergi yaptık. Bu sergiye evlerimizden bir sürü şeyler getirip bir miktar para topladık. Arkadaşlarımla birlikte yazın böyle bir şey esinlendi bize. Kafe yaptık ve bu kafede lösemili arkadaşlarımız için, sonuçta onlar bizim kardeşimiz ve arkadaşlarımız, onlar da bizim gibi. Onların elinden tuttuk. İnşallah bir katkımız olmuştur. Merhaba, ben Filiz Albayrak, 9 yaşındayım. Biz lösemili arkadaşlarımız için bir kafe açtık.